Arkadaşlar hoş geldiniz. Konumuzu tahtada görüyorsunuz. Konumuz ne arkadaşlar? Ulaşım. Ulaşım çok değerli bir konu arkadaşlar. Hele özellikle ön lisanslarda benim gördüğüm bir şey var. İşte bu yeni yapılan geçitler, boğazlar, tüneller, yani bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar yani. Burada mesela en güvenli, en riskli, işte bir malı bir yerden bir yere taşıyacağım, en ekonomik şekilde nasıl taşırım? Bir de bunlar da var yani hocam. Ondan dolayı ben şöyle ulaşım yollarını şöyle bir böldüm arkadaşlar. Bakın hangi yollar var? Hangi yollar var? Bakın karayolu var, deniz yolu var, demir yolu var, deniz yolu var, boru hattı var. Hocam boru hattı da mı ulaşım? Sonuçta ulaşım ne demek? Yük taşır. Bu da sıvı yakıt taşır, su taşır, aynı şey. Bir de birkaç sene önce sınavda çıkan bir olay var. Bilgi taşıyor. Abi onun adı ne? Haberleşme. Önceden mesela bir belgeyi bir yere gönderirken postayla gönderiyordum. Şimdi adam internetten gönderiyor mesela. Tek tuşla gidiyor. O da sonuçta ulaştırmaya giriyor. Anladınız mı? İnternet sistemleri, telekomünikasyon dediğimiz. Bunlar da ulaşım türleri arkadaşlar. Ben hemen karayolundan başlıyorum arkadaşlar. Bakın. Hocam görünüyor mu? Tahta görünüyor mu? Tamam hocam. Karayolu. Peki karayoluna ben en riskli ulaşım sistemi desem doğru mu yanlış mı? En riskli hocam. Hocam niye riskli? Kaza oranlarını düşünün. Her şey şoförün elinde. Şoför kulağını kaçsa bir dalsa otobüs gidiyor yani. Öyle düşünün yani. En riskli. Hocam bu adam aynı zamanda Türkiye'de hatta belki de dünyada en yaygın ulaşım sistemi. Hocam niye yaygın? Bazıları soruyor niye yaygın? Çünkü her yere gidiyorum hocam bunda. Uçakla bile bir yere gitsen havalandan inip taksiye biniyorsun. Arabaya biniyorsun mecbur yani. Onun için yaygınlığı çok fazla. Peki Türkiye'de karayollarıyla ilgili size bir şey soracağım. Türkiye'de karayolları yükte birinci midir? Yani bölgeler arasında yük taşımacılığında en fazla hangisini kullanıyoruz? Gerçekçi ol. Ama şimdi sen Ankara'dan Kars'a yük taşıyacaksın. Deniz yoluyla mı taşıyacaksın? Gemi var mı? Yok. Cevap ver buna. Yok. Yo, lütfen hocam böyle şeyler yapmayın. Ne olur ya. Arkadaşlar Türkiye'de bak bu bilgiyi bilin. Hem yükte hem yolcuda birinci olan hangisidir? Hem yükte hem yolcuda birinci olan karayoldur arkadaşlar. Tabii. Onu o şekilde bilelim arkadaşlar. Karayollara aynı zamanda ben her zaman söylüyorum. Karayolları sebze ve meyve taşımacılığında da en öndedir arkadaşlar. Çünkü niye? Sebze meyve çabuk bozulduğu için karayoluyla taşıyorum ki bir an önce tüketim merkezlerine gitsin. Bozulmasın yani. Ondan dolayı Türkiye'de sebze meyvede de birinci, yükte ve yolcuda da birinci. Yalnız bazıları şey diyor, hocam diyor ben bir soruda çözdüm deniz yolu diyordu. Dış ticarette hangisiyle derse o zaman deniz yolu. Ben iç ticarette diyorum. Onun için yükte ve yolcuda birincilik iç ticarette demek istiyorum mesela. Hocam karayolları Türkiye'de gelişmiş mi arkadaşlar? Gelişmiş bir ulaşım sistemi mi? Gelişmiş. Bir şey soracağım. Karayollarda yapılan yatırım artsa Türkiye'nin dışarıya olan bağımlılığı azalır mı artar mı? Dışarıya olan bağımlılığımızla ne ilgisi var hocam diyorsunuz şimdi değil mi? Bence bir şey var. Karayollarda ne kadar yatırım yaparsam dışarıdan daha fazla araç almış olurum. Araçlara koymak için, tüketmek için daha fazla akaryakıt almış oluyorum. Dolayısıyla dışarıya olan bağımlılığımız ne oluyor? Artıyor. Bugün biz petrol arıyoruz değil mi? Para akıtıyoruz resmen. Daha fazla arabamız olsa daha fazla alacağız. Ha, öyle düşünün hocam. Onun için bu bizim dışarıya olan bağımlılığımız aslında ne olur arkadaşlar? Artır. Hani o şekilde söyleyelim arkadaşlar. Riskli bulaşım sistemi olduğunda arkadaşlar tabii ki çok iyi biliyoruz. Hangi bölgemizde karayolu ağı daha fazla gelişmiştir? Hangi bölgemizde karayolu ağı daha fazla gelişmiştir? Marmara. Nüfustan dolayı düşünün, sanayiden dolayı düşünün. Marmara bölgesi daha fazla. Engebeli yerlerde karayolu ağı çok fazla zaten gelişemiyor. Genelde uzanış yönü kuzey güney mi doğu batı mı? Doğu batı yönü arkadaşlar. Onu o şekilde söyleyelim. Ben şuraya şöyle kestim. Bana Türkiye'de önemli olan geçitleri söyler misiniz arkadaşlar? Önemli olan geçitleri. Mesela nereden başlayayım? Karadeniz'den başlayayım arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde Erzurum-Bayburt arasında ne var? Kop geçidi var. Kop. Gümüşhane-Trabzon arasında ne var? Zigana geçidi var. Diğer adı ne? Kalkanlı. Duydunuz mu? Mesela Türkiye'nin en uzun karayolu geçidi.
En uzun karayolu geçidi. En uzun. En uzun karayolu geçidi. Ordu Fatsa arasında Nefise Akçeliç. Bakın arkadaşlar şöyle kısa notlar alalım. Kop var. Zigana var. Zigana'nın diğer adı ne? Kalkanlı. Yine arkadaşlar Nefise Akçelik var. Nefise Akçelik Türkiye'nin en uzun tüneli. Hocam ben bir sınavda gördüm, soruda gördüm. Adam diyor ki işte Bursa'da Samanlı geçidi var diyor. Samanlı tüneli var diyor. O değil mi? Samanlı tüneli en uzun otoban tüneli. Otoyol tüneli. Bu en uzun karayolu tüneli. Bak bunu unutmayın ha. Ya hocam bu da karayolu. Gençler boyu bundan daha uzun olan şu anda yok. Hocam Ovit var. Rize'de yapılmış. Yapılmış değil. Daha hizmete girdi mi? Girmedi. Zaten Ovit yapılırsa, Ovit yapılırsa hepsini toplasan belki Ovit etmez. Mesela yani Ovit'in boyu 14 kilometre. Tabii. Mesela en şunun boyu 3700 civarı mesela Nefise Akçelik. Anladınız mı? Bu en uzunu bu arkadaşlar. Yine arkadaşlar Batı Karadeniz'de Ecevit geçidi var arkadaşlar. Duydunuz mu? Evet. Kastamonu İnebolu arasında Ilgaz geçidi arkadaşlar. Yine halihazırda. Yine beraberinde arkadaşlar Samanlı. Samanlı'nın diğer adı ne? Orhan Gazi arkadaşlar. Orhan Gazi. Samanlı tüneline ne diyoruz? Samanlı tüneli en uzun karayolu tüneli değil. En uzun otoyol tüneli. Tabii bak sakın karıştırmayın. Sınava girdin. Dedi ki en uzun karayolu tünelimiz hangisi derse. Karayolu Nefise Akçelik. Karayollarına 25 yıl boyunca hizmet etmiş bir mühendis. En sonunda orada işte kanser olmuş herhalde ölmüş. Adını Ordu'dakine koymuşlar işte. Şu anda en uzunu bu arkadaşlar. Anladınız mı arkadaşlar? Ve peki bunlar Karadeniz'dekiler. Yine Bursa'dakini yazdım. İzmir'le Aydın arasında var bir tane. Bilmiyorum bilen var mı? İzmir-Aydın arasında. 75. yıl Selatin Tüneli arkadaşlar. Neymiş? 75. yıl Selatin Tüneli arkadaşlar. Bunu da bilelim. Hocam Selahattin mi Selatin mi? Selatin. Sultanlar Şehri demek hocam. Bu da otoyol üzerinde arkadaşlar. İzmir'le Aydın arasında arkadaşlar. Bana Akdeniz'deki geçitleri söyleyecek birisi var mı? Akdeniz'de. Mesela bak. Şuradan şöyle sırayla başlayalım. Bakın şöyle sırayla. Adam bana olduk sırayla sordu. Sırayla bana söyler misiniz? Sırayla bana batıdan doğuya doğru sıralamasını söyler misiniz? Akdeniz'dekileri. Sırayla. Hocam biliyor musun? Bence bilirsin. Hocam? Aa bilmelisin ne olur ya. Baş harfini mi söyleyeyim? Tövbe estağfurullah. Baş harf olur mu ya? Bak ben size o zaman bir şifre vereyim hocam. Batıdan doğuya doğru gitsin. Bak bak şifreye bak. Bak bak bak. Bak. Çok sayıda geçit bulunur. Bu ne hocam ya? Çok sayıda geçit bulunur. Çubuk, sertavul, gülek, bele. Ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Anladınız mı? Ya da çok susadım, geberiyorum. Bu da olabilir yani. Şimdi bilmiyorum, milletin tarzı farklı olabilir hocam. Kiminin kafasında da bu kalabilir yani. Bilemeyiz hocam. Bunu da nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Bir 4-5 sene önce yine arkadaşlar burada çalışırken ne oldu biliyor musunuz? Ramazan ayındayız yine böyle. Tam böyle iftara yaklaştık. Ben tabii çok sayıda geçit bulunur falan dedim. Kızım biri tabii oruçlu çok kötü fena halde yani. Susamış. Hocam dedi çok susadım geberiyorum dedi. Onun için orada hiç unutmadık arkadaşlar. Şöyle diyoruz arkadaşlar. Çubuk, sertavul, gülek, belen. Bunu böyle bilirim arkadaşlar. Hocam bunların nereye bağlaması önemli mi? Mesela ben söyleyeyim arkadaşlar. Siz de arkadaşlar şu şekilde notlar alabiliriz. Mesela çubuk Antalya'yı göller yöresine bağlar. Sertavul Mersin tarafını Taşeli'yi İç Anadolu'ya Karaman'a bağlar. Gülek Adana'yı Niğde'ye bağlar. Belen ise Çukurova'yı nereye bağlar? Hatay'a bağlar. Amiç Obası'na bağlar arkadaşlar. Ne yaparmış arkadaşlar? Çukurova'yı Amiç Obası'na bağlar. Bana bu geçitlerden hangi ikisinin Çukurova'nın ticaret hacmini artırdığı, yani hinterland'ını artırdığı söylenebilir desem hangisini alırsın? Gülek'le Belen bir ucu Çukurova'da olduğu için, bir ucu Çukurova'da olduğu için arkadaşlar bu adamda ne var? Çukurova'nın ticaret hacmini hinterland'ını ne yapar? Genişletir arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar bu şekilde bilelim. Mantıklı mı?
Bu bilgimizi de hocam bu şekilde not aldık. Lütfen dikkatli olalım. Şimdi bunların hangisinde içinde hem karayolu hem demiryolu var? Hem karayolu hem demiryolu var. Hem karayolu hem demiryolu var. İçinde. Ne dedin hocam? Arkadaşlar Gülek geçidinin içinde hem karayolu hem demiryolu var. Anladınız mı arkadaşlar? Böyle ikisi yan yana geldiği zaman ikisinin camları böyle birbirine değecek kadar bile geçer. Hani biraz abarttım ama otobüsün camıyla hani trenin camı böyle geçer. Hatta o ikisi de yavaşlar. Yolcular böyle birbirine bakar. İşte yüz yüze gelir, gülerler mesela. Hani gülüp geçiyorlar, Gülek. Güldü geçti, Gülek arkadaşlar. Onu da arkadaşlar o şekilde söyleyelim. Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim ama soru sert. Şu verdiğim geçitlerden hangisinin her iki ucunda da, evet bir daha söylüyorum, her iki ucunda da kıyı var. Kıyıya yakınlık var diyeyim. Nefise Akçeli'nin, bakın doğu ucunda da batı ucunda da ne var? Kıyı var hocam. E hocam dağlar mı var ki? Arada dağlar olduğu için, o dağları yarması için arkadaşlar, o dağları yarması için yapılmış bir geçit arkadaşlar. Hemen şu alt tarafa bir yere de arkadaşlar, şöyle bir şey yazalım hocam şuraya. Ovit, Ovit geliyor. Nerede? Rize ile Erzurum arasında. Tamamlandığı zaman arkadaşlar, bu en uzun tünelimiz olacak. 14.7 kilometre. Gençler ben bununla ilgili bir şey okudum. Diyor ki Ovit tüneli 20 başbakan eskiltmiş. Nasıl oluyorsa, yani demek ki çok önceden başlanmış. Hani öyle düşünün. 20 başbakan eskiltmiş de şimdi tamamlanacak arkadaşlar. Çünkü şimdi hocam ya bir tüneli yapmak zor mu? Abi 14-15 kilometre. Dağ deliyorsun, geçiyorsun karşıya yani. Kolay bir şey değil bu hocam yani. Sert kaya oluyor, şu oluyor derken arkadaşlar bunları da bu şekilde söyleyelim. Tamam mı arkadaşlar? Karayolunda arkadaşlar bunları unutmuyoruz. Geldim demiryoluna. Şimdi hocam ben demiryolunu şöyle yapıyorum. Demiryolları Türkiye'de milli midir? Genelde milli midir arkadaşlar? Milli. Doğru mu? Devlete katkı sağlar mı? Sağlar. Peki güvenli mi? Demiryolları güvenli mi? Güvenli. Ekonomik mi? Ekonomik mi? Ekonomik arkadaşlar. Hocam niye ekonomik? 10 tane kamyonun taşıyacağı yükü bir tane trenle taşırsın hocam. Ama 10 tane trenin taşıdığı yükü de bir tane gemiyle taşırsın. O zaman sınavda sordu mesela. Yük taşımacılığında en ucuz hangisi derse birçok arkadaş demiryolu der ama emin olun ki deniz yolu arkadaşlar. Lisanslara soruldu. Bunun mantığı şöyle düşünün bakın. İşte 10 kamyonun taşıyacağını bir tane tren taşır. O zaman tren bundan daha ucuz karayolundan. 10 trenin taşıyacağını da bir tane gemi taşıdığı için gemi daha ucuz arkadaşlar. Tamam mı? Onu da o şekilde bilelim. Hocam demir yollarıyla arkadaşlar Türkiye'de genelde maden taşımacılığı yapılır. Maden taşımacılığında birincidir arkadaşlar. Trenlerde hani madeni falan çok taşıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar demir yolları Türkiye'de son yıllar geliştiriliyor. Sınavda çıksa demir yollarına en fazla yatırım ne zamanlar yapılmıştır dese ne zamanlar? Son 10 yılda daha fazla yapılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Mesela dünyada bir tren türü var. Maglev treni. Duydunuz mu? Manyetik maglev treni. Şu an Çin'de sadece bir 30 kilometrelik kısımda yapılıyor. Raylara hani belli bir hızdan sonra raydaki sürtünmesi en az oluyor. Raya böyle değmiyor gibi yani. Hani öyle düşünün. Manyetik hızlı tren. O sürtünmeyi azalttığı için daha hızlı gidiyor ve daha az yakıt sarf ediyor. Onun adı da maglev treni. Dünyada sadece şu an çalışan Çin'de arkadaşlar. Onu öyle bilelim. Gençler demir yollarıyla aynı zamanda yine hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılır mı? Yapılır. Onu öyle biliyoruz. Bana Osmanlı Devleti'ndeki ilk demir yolu hattını söyleyecek birisi var mı? Osmanlı'daki ilk demir yolu hattı. İzmir Aydın değil. Yok. İzmir Aydın deme. Osmanlı'daki ilki Kahire ile İskenderiye arasında arkadaşlar. Tabii Mısır'da Kahire ile İskenderiye arasında bu Osmanlı'daki ilki. İzmir Aydın Anadolu'daki ilk. Heh. Hocam ben anladım mı? Heh, onu hocam iyi bilelim. Anadolu'daki ilk şey arkadaşlar İzmir ile Aydın arasında arkadaşlar. İzmir ile Aydın arasında arkadaşlar. Bana şimdi arkadaşlar şöyle haritamı şu kısmı asayım. Demir yollarının olmadığı bazı yerleri
demir yollarının olmadığı bazı yerler arkadaşlar. Şöyle şurada kare içerisinde bir yazalım. Mesela nerelerde demir yolu hattı yok Türkiye'de? Olmayan yerleri hocam bir yazalım. Mesela nasıl hocam? Mesela Doğu Karadeniz, Trabzon dediniz değil mi? Doğu Karadeniz'de var mı demir yolu hattı? Yok. Hocam diyor ben Yaprak Dökümü dizisinde izledim diyor. Adam Trabzon'a, vallahi dizide adam Trabzon'a trenle gidiyor diyor. Dedim ya, yönetmen unutmuştur senarist yani. O anda unutmuş adam. Bilmiyordur adam ne bilsin yani. Trabzon'a trenle hiç gidilir mi ya? Millet karayoluyla gidemiyor. Zigana kop açıldı da millet biraz rahatladı mesela orada. Hocam Doğu Karadeniz'de yok. Hakkari, oralarda da yok yazacağım. Hakkari bölümünde yok arkadaşlar. Senin Muğla dediğin hocam Menteşelerde yok. Doğru mu? Bakın hocam bak. Doğu Karadeniz'de yok. Hakkari'de yok. Menteşelerde yok. Haritaya iyi bakın. Ne olur haritaya yok. Tekede ve Taşeli'de yok hocam. Tamam mı hocam? Tekede ve Taşeli'de yok. Antalya'da var mı yok? Var. Antalya'da var mı yok? Yok. Gençler sesleniyorum. Ne olur lütfen dikkat. Antalya'da demir yolu hattı yok. Ama Antalya bölümünde var mı? Var. Hocam aynı şey değil mi? Değil. Antalya şehrinde yok. Ama Antalya bölümünde var. Hangi illerden dolayı? Burdur, Isparta'dan dolayı var. Yanıltıcı olmasın hocam. Mesela bakın Biga ve Gelibolu'da yok arkadaşlar. Biga'da ve Gelibolu'da yok. Anayollara sapa kal. Yıldız Dağları'nda yok. Şöyle bir ifade kullanalım ıstrancalara arkadaşlar. Yıldız Dağları'nın zaten bir tane ili var. Hangisi? Kırklareli. Yıldız Dağları'nda hat var. Demiryolu hattı var. Hatta Kırklareli'ye gidin, gar var Kırklareli'de. Ama uzun zamandır arkadaşlar zarar ettiği için çalıştırılmıyor arkadaşlar. Şu anda demiryolu hizmeti yok diye kabul ediyoruz arkadaşlar. Tunceli Bingöl hattında yok arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Tunceli Bingöl hattında yok. Mesela Bursa'da yok. Ama Bandırma'da var. Bursa'da yok, Bandırma'da var arkadaşlar. Balıkesir Bandırma. Hani şuraya nokta koyduğu zaman burada var ama Bursa'da demir yolu arkadaşlar yok. Bize Sivas'ta var mı? Erzincan'da var mı? Erzurum'da var mı? Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan yerler oralar. Sivas'ta, Erzincan'da, Erzurum'da hatta Kars'ta Doğu Ekspresi. Duydunuz mu? Ha buralarda var arkadaşlar. Tamam mı? Bunların dışında arkadaşlar bunlar böyle genel hatlarıyla yazdık arkadaşlar. Buralarda demir yolu hattımız şu anda yok. Ha hocam ben haberlerde dinledim Antalya'da var diyordu falan. Onlar proje henüz arkadaşlar. Bana Türkiye'de açılan ilk hızlı treni söyler misiniz? İlk hızlı tren hangi iller arasında açılmıştır? Ankara, Eskişehir arkadaşlar. Türkiye'de ilk hızlı tren Ankara, Eskişehir. Hocam başka yerlerde var mı? Var. İstanbul, Ankara arasında var mı hızlı tren? Var. Pendik'te biniyorsun, Ankara'da biniyorsun. Ankara, Konya? Var. Ankara, Eskişehir? Var. O zaman Konya'dan İstanbul'a hızlı trenle gelebilir misin? Bak size bir şey diyeceğim. İstanbul'dan Ankara'ya var mı? Oğlum Konya, Ankara. Bunu da söyleyeyim yani. Var mı? Varsın. Ha kestirme değil ama. Yani ben Konya'dan İstanbul'a hızlı trenden inmeden geleceğim dersen gelirsin. Aktararak gelirsin yani. Aktarma yaparak gelirsin. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? Geldin deniz yoluna. Şimdi arkadaşlar biz deniz yollarını arkadaşlar güvenli bir ulaşım sistemi diyoruz tabii ki. Deniz yolları arkadaşlar çok güvenli bir ulaşım sistemi. Deniz yolları yükte, bak aynen böyle yazıyorum. Yükte en ekonomik ulaşım sistemidir arkadaşlar. Deniz yolları yükte en ekonomik ulaşım sistemi olarak geçer. Gençler deniz yolları Türkiye'de fazla gelişmiş mi gelişmemiş mi? Fazla gelişmiş mi gelişmemiş mi? Arkadaşlar fazla gelişmemiş olduğunu biliyoruz. ÖSYM'nin bir mantığı var. Ne söylüyor biliyor musunuz? Adam diyor ki düzeltiyorum. Deniz yolunda ne lazım? Deniz yolunda fazla yük taşıyıp az yakıt tüketen filolar olması lazım. Yani bir anda hani 2-3 tane gemi değil de bir gemi 3 geminin götüreceği yükü aynı anda götürmesi lazım ki yakıt sarfiyatı ne olsun mal başına azalsın diye arkadaşlar. Mesela bizim şu anda dış ticaretimizde en fazla hangisi kullanılır derse, ihracatta, ithalatta en fazla hangisi kullanılır derse kesinlikle arkadaşlar deniz yolu. Çünkü aynı anda daha fazla miktarda mal taşıyabiliyorum mesela. Bana Türkiye'nin, şöyle yazayım arkadaşlar, en büyük ihracat ve ithalat limanını söyler misiniz? Ama 2015 verisi. 2015.
Tabii. Bakın mesela ben size bir örnek vereyim. Biz mesela bu kaynağı yazarken yıllar önce, mesela daha önceleri yazarken biz mesela bu kitapları her yıl güncelliyoruz. İşte bazı testlerini çıkarıyoruz çünkü coğrafya değişiyor. Mesela bu kitap şu anda yeni bir yüz. Daha önce biz en büyük ihracat limanı olarak İzmir derdik. Ama 2015 diyor ki en büyük ihracat da ithalat da İstanbul Limanı arkadaşlar. Bunu bile bilelim. Peki en fazla kullanılan limanımız hangisi? Hani yükleme boşaltma yapılan liman yine hangisi olur? İstanbul. Çünkü ihracat ithalat da fazla arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Hinterland'ı en geniş olan liman ne demek? Hocam Hinterland ne? Hinterland bir limanın çevresinde topladığı ekonomik hacim. Yani o limanı besleyen kuvvetler, güçler, kaynaklar, ulaşım ağı. Hinterland'ı en geniş olan liman hangisi? İstanbul. Hocam İzmir değil mi? İzmir'inkine ben dar demedim. İzmir'in de Hinterland'ı çok geniş. Ama İstanbul çok daha geniş hocam. Ya İstanbul düşünsene her bölgeye hitap ediyor. Avrupa'ya açılıyor, boğazlar var. İstanbul daha önde arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Tamam mı arkadaşlar? Bir şey söyleyeceğim size. Yükleme boşaltma alanı en geniş olan limanımız hangisi? Yükleme boşaltma alanı en geniş olan liman demek. Yani aynı anda yüzlerce gemi yan yana yanaşıp mal boşaltabilecek alana sahip. Yüz ölçüme sahip yani. Yükleme boşaltma alanı en geniş. Mersin. Hocam az önce İstanbul dedin. Herkes beni iyi dinlesin. En fazla yükleme boşaltma yapılan derse İstanbul. Yükleme boşaltma alanı geniş derse o Mersin işte. Beni anladınız mı? Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok harikasınız. Çok sağ olun hocam. Çok naziksiniz bu arada. Bana arkadaşlar demir yolu olan limanlarımızı sayar mısınız? Demir yolu olan limanlarımız. Hocam soru güzel bir soru değil mi? Adam diyor ki hangi limanlara demir yoluyla ulaşabilirim? Mesela demir yolu olan limanlarımız. Hadi. Demir yolu olan limanlarımız. Hani, o zaman ben senin bana evet hayır diyeyim. Demir yolu olan limanlar. Samsun var mı? Zonguldak var mı? İzmit var mı? Bandırma var mıydı? Var. İstanbul var mı? Tekirdağ var mı? Bak. Geldim aşağıya abi. İzmir, Ali Ağa var mı? İzmir var mı? Bak. Peki Antalya var mı? Antalya'da zaten demir yolu yoktu. Mersin var mı? Var. İskenderun var mı? Var. Bak. Demir yolu olan arkadaşlar limanlarımızda hocam burada size göstereyim. O zaman söylüyorum Karadeniz'de demir yolu olan kaç liman çıktı? İki tane. Biri Samsun. Samsun niye? Ulaşım daha kolay. Zonguldak niye? Demir çelik fabrikalarına demir taşımak için. Hani taş kömürü olduğu için buraya demir taşıyorduk ya. Ta Cumhuriyet döneminde yapılmış mesela. Bunlar da arkadaşlar demir yolu olan bizim limanlarımızı arkadaşlar örneklerimizde belirttik. Mantıklı mı? Çok doğru arkadaşlar. Şimdi şurayı arkadaşlar kestim yine. Geldim boru hatlarına. Gençler boru hatları dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Şimdi mesela biz boru hatlarıyla ne taşırız? Akaryakıt taşır mıyız? Boru hatlarıyla petrol taşınır mı? Doğalgaz, su taşınır mı? Taşınır. Mesela şu boru hatlarını duydunuz mu? Bakın. BTC. Bakü'den Tiflis'e, Tiflis'ten Ceyhan. E hocam bu dışarıya mı hizmet ediyor? Azerbaycan, Tiflis, neresi? Gürcistan, Ceyhan Adana'ya gelir. Oradan da yurt dışına çıkarılır. Buradaki amaç ne biliyor musunuz? Bu aslında doğrudan bizim için değil. Bu bizim üzerimizdeki, hani bizim üzerimizden hat geçiriyorlar. Bizim topraklarımızı kullanıyorlar. Biz bunlardan ne alıyoruz? Belli bir yüzdelik alıyoruz, kar alıyoruz. O zaman başka bir ülkenin bizim topraklarımızı kullanarak, bizden petrol, doğalgaz, boru hattı geçirmesi Türkiye'nin güvenilir bir enerji koridorunda yer aldığını kanıtlar mı? Kanıtlar. Adam bize güveniyor ki bizim üzerimizden geçiriyor. Hani öyle düşünün. Mesela şeyi duydunuz mu? Barış suyu. Ya da diğer adı ne? Can suyu. Duydunuz mu? Kıbrıs arkadaşlar. Bakın ben hemen size arkadaşlar harita üzerinde de göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bakü'den Tiflis'e, Tiflis'ten de Ceyhan'a geliyor arkadaşlar. Bu BTC. Barış suyu da arkadaşlar Anamur'dan
KKTC'ye geliyor. Hocam bunun da şöyle söyleyelim size. Nasıl hocam? Bu daha yeni hocam. Evet, yeni. Mesela Mersin'den diyelim arkadaşlar. KKTC'ye gelir. Mersin'de gelmesi demek Mersin'de Alaköprü Barajı var. Alaköprü Barajı var. Karşı taraftaki barajın adı da Geçitköy Barajı arkadaşlar. Karşı taraftaki bu barajın adı da Geçitköy Barajı. Tamam mı arkadaşlar? Bunu o şekilde bilin. Sıkıntı var mı? Mesela şeyi bilir misiniz? Suruç Tüneli. Duydunuz mu? Suruç Tüneli dünyada su taşımacılığında, su taşıma kanalları arasında ilk üçte arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Atatürk Barajı'ndan Urfa'ya arkadaşlar su taşır. Tamam mı? Bu da Güneydoğu'da. Bak Suruç Tüneli'ne yazın. Akaryakıt değil. Bu ne taşıyor? Su, sulama kattı. Bakın bu. Bu tarım alanlarına su taşır. Mesela şeyi duydunuz mu? Bakın. Mavi akım. Hemen altına karıştırmayın diye mavi tünel. Mavi akımla mavi tünel çok karıştırılır. Bak mavi akım, haritaya bakın lütfen. Mavi akım Rusya'dan başlar, Samsun'a gelir. Ne taşır? Doğalgaz taşır. Tabii. Rusya'dan arkadaşlar, Rusya'dan Samsun'a doğalgaz taşır. Mavi akım. Ama mavi tünel ise arkadaşlar Göksu Nehri'nin sularını Konya'ya taşıyan su hattı. Bak bu mavi tünel arkadaşlar Göksu Nehri'nin sularını nereye taşıyormuş? Konya'ya. Peki hangi amaçla Konya'ya su taşır? İçme mi? Sulama mı? Yoksa içme sulama mı? İkisi birden arkadaşlar. Tabii bunu arkadaşlar özellikle yazıyoruz. Bunda hem içme hem de sulama projesi var arkadaşlar. Sulama. Sulama projesi var. Mesela size bir şey daha söyleyeyim ben. TANAP diye bir proje duydunuz mu? TANAP. Hocam TANAP'ı bilmeden sınava hiç gitme. Gitsen bile hiç çaktırma orada. Bilmeden hissettirme. Bu çok önemli bir şey. TANAP ne söyleyeyim mi size? TANAP bakın arkadaşlar. Hazar Denizi yani Hazar Gölü ve güneyindeki Şah Deniz diye adlandırılan o petrol havzasını bu akaryakıtını buradan alıyor. Ülkemizden Ardahan'dan girer. Edirne'den çıkar. Yaklaşık 20 tane ilden geçerek şu anda en son imzalayan ülke ta buradan İtalya'ya kadar gidiyor arkadaşlar. İtalya'ya kadar gidiyor. Yol boyunca arkadaşlar. Bu adam arkadaşlar ne taşır? Akaryakıt taşır. Bunu arkadaşlar o şekilde bilelim. Tamam mı hocam? Bu notlarımızı hocam bu şekilde almakta fayda var. TANAP proje mi? Yoksa bitmiş mi? TANAP daha taptaze. TANAP henüz arkadaşlar proje. Yeni yeni başlandı fizibilitelerine falan. Hani ön hazırlık diyelim. TANAP hocam henüz nedir? Bir proje arkadaşlar. Hani onu o şekilde bilelim. Bazıları diyor hocam BOTAŞ ne peki? BOTAŞ işte bunların yönetim birimi arkadaşlar. BOTAŞ diye bir hani boru hattı değil de BOTAŞ yönetim kadrosu arkadaşlar. Onu da o şekilde bilelim arkadaşlar. Boru hatları bizde önemli. Gençler size bir şey daha söyleyeceğim ben. Kimseye söylemeyin ama. Haberleşmeye biz ulaşım dedik mi? Niye dedik? Abi haberleşmeyle ben ne taşırım? Haber taşır mıyım? Evet. Taşırım. ÖSYM dedi ki haberleşme de elektronik sistemlerle bilgi aktardığı için haberleşme de arkadaşlar nedir? Bir ulaşım türüdür arkadaşlar. Onu da arkadaşlar o şekilde kabul edeceğiz. Şimdi arkadaşlar dersimizin sonlarına doğru yaklaştık. Ben farkındayım ama şu kısmı şöyle bir sileyim arkadaşlar. Şurayı. Şurayı arkadaşlar bir sileyim ben. Bakın. Şuraya geldim arkadaşlar. Şuraya geldim. Bana Türkiye'deki bazı, bak çok işinize lazım bir şey. Türkiye'de bazı sınır kapılarını söyler misiniz? Ben sorayım siz söyleyin. Doğuda en hareketli sınır kapımız hangisi? Türkiye'ye açılan doğuda en hareketli sınır kapısı. Oo! Hocam bir harikasınız. Habur hangi ülkeyle? Irak. Batıda en hareketli sınır kapımız. Batıda en hareketli sınır kapımız hangisi? Kapı Kule hangisi olur? Bulgaristan'la arkadaşlar. Doğru mudur? Peki Doğu Anadolu bölgesinde İran'la olan bir sınır kapımız var ve oradan demir yolu da geçer aslında. Kapıköy, İran'la. Gürbulak, bakın
Yine Esendere var. Bunlar da neresi? İran arkadaşlar. Mesela İpsala hangi ülkeyle? İpsala, uzun köprü, İpsala. Hadi devam et ne olur. Onu ben de biliyorum, devam et. Yunanistan arkadaşlar. Yunanistan. Ermenistan'la sınır kapılarımız var, kapalı, kavgalıyız. Alican ve Akyaka arkadaşlar. Alican ve Akyaka sınır kapısı arkadaşlar. Ermenistan'la ama siyasi sorunlardan dolayı nasıl? Kapalı. Peki 2015'te açılan sınır kapımız hangisi? 2015'te açılan son sınır kapımız. Hadi. Bak 2014'te açılan sınır kapısı Irak'la Üzümlü sınır kapısı. Üzümlü Irak'la. Ama 2015'te açılan son açılan sınır kapımız Aktaş sınır kapısı. O da arkadaşlar Gürcistan'ın arkadaşlar. Gürcistan'a. Bak 14-15. Ben öyle yazdım yani onu söyleyeyim. Bir sorum var size. Güzel, şimdiye kadar güzel. Şu yazdığım sınır kapıları arasında olduğu için söylüyorum. Bir Suriye kaldı, onu yazacağız. Bu sınır kapılarından hangisiyle tarihte Türkiye için söylüyorum. İlk kez sınır ticareti yapılmıştır. İlk sınır ticareti. Sınır ticareti ne hocam? İşte bağlı bulundukları komşu köyleri, ilçeleri açıyorlar. Diyorlar ki 15 gün boyunca, 10 gün boyunca birbirinize mal alıp verin diyorlar. Kontrollü bir şekilde ama. Biz ona sınır ticareti diyoruz. Tarihte 1970'li yıllarda arkadaşlar, tarihte ilk sınır ticaretinin yapıldığı sınır kapısı eski sınırlarımızdan biri olsun. Arkadaşlar Gürbulak. Hadi. Gürbulak. İlk sınır ticaretinin yapıldığı sınır kapımızdır arkadaşlar. Geldim. Şu Suriye'dekiler de bir yazalım arkadaşlar. Suriye'dekiler hangileri? Suriye'dekiler arkadaşlar Cilve Gözü. Doğru mu yanlış mı? Hocam Ceylan Pınar. Tamam. Evet. Nusaybin. Akçakale. Doğru mu arkadaşlar? Islahiye. Arkadaşlar bunlar da bizim Suriyeli olan, Suriye'de daha bir sürü sınır kapımız var. Karkamış sınır kapısı falan. Bunlar da arkadaşlar bizim sınır kapılarımız arasında. Bunlar da Suriyeli ilgili arkadaşlar. Bana demir yolu olan sınır kapılarını söyler misiniz? Demir yolu olan sınır kapıları. Suriye'de hocam. Mesela Kapıkule demir yolu hattı var arkadaşlar. En aktif çalışanları söylüyorum bak. Geldim buraya arkadaşlar. İran'la ne yazmıştık arkadaşlar? Kapıköy. Bakın demir yolu hattı var. Şu bakın Nusaybin'de demir yolu hattı var. Islahiye'de demir yolu hattı var arkadaşlar. Bunlar aktif olarak çalışan demir yolu hatlarımız arkadaşlar. Tamam mı? Bunları da hocam bu şekilde bilelim. Peki bunların arasında hangisi en hareketli sınır kapımızdır? En hareketli. Kapıkule en hareketli sınır kapımızdır arkadaşlar. Kapıkule bazen sular altında kalır. Hamzabeyli sınır kapısı var Bulgaristan'la. Oraya yönlendirilir falan. Hani bizde kara sınırları çok olduğu için sınır kapılarımız bayağı bir fazla arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, ulaşımla ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Hani yorumları yapabiliriz aslında ama bunlar bizim ana hatlarımız arkadaşlar. Bunları şöyle bir evde bir kontrol edelim. İyi bir şekilde bakalım. Sonra da sadece ulaşım testiniz varsa ulaşım testini çözün. Testler genelde hani ulaşım, ticaret, turizm ya. Eğer yoksa ulaşım testiniz bekleyin. Ticarette turizmi de bitirelim öyle çözün. Hani karışıkla yol vermeyelim arkadaşlar. Peki arkadaşlar sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Var mı arkadaşlar? Yok. Bugünlük bu kadar diyelim mi? Diyelim. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.